Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi 9. soruda tanımlı olduğu aralıkta şu denklemi vermiş arkadaşlar. Eşitlik sağlanıyor. F3'te 14 olduğuna göre B kaçtır demiş. Sizler bir şey söylüyorsanız ben dinleyebilirim arkadaşlar. Fikriniz var mı? Eğer fikriniz varsa oradan yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışalım ama benim aklıma gelen şey söylemeyeyim hadi. Önce sizden duyayım. Ne yapabiliriz? Ben x'e 2 vereyim diye düşünüyorum. Bu taraf gitsin diye, şu komple gitsin diye. Aynen hocam. Sonra diyorum x'e 1 vereyim, bu Sonra taraf oradan gitsin. aynen sonra orada F3'ü bulacağız. Şurayı 14 eşiteceğiz diğer Çok tarafa. güzel. Ondan Hadi sonra B'yi yapalım. bulacağız. X'e 2 verdiniz. X eşittir 2 için. Ne oldu? X'e 2 verdim. Bunlar gitti mi? 2 Aynen verdiğim hocam. zaman 1 şey 2 çarpı değil mi? İşte 2 verdiniz. 2 eksi 1, 1. 1 1 çarpı F3. F3 Çok 8 güzel. artı B alıyor. F3 eşittir. X'e 2 verdiğim için 8A artı B oldu. Sonra x'e kaç vereceğim? 1 vereceğim dedim. X'e 1 verdim. Bu sefer burası gitti arkadaşlar. 1 verdiğimiz zaman eksi çıkıyor. Eksi f3 eşittir. X'e 1 vermiştik. A artı b çıktı. A artı b çıktı. Peki arkadaşlar, F3'ü kaç vermiş? 14. Buraya 14 yazdığınız zaman önünde de eksi var zaten. A artı B eksi 14 buldunuz. Peki şurada F3, yine F3 çıkmış burada. F3 belliydi değil mi? 14'tü. Şimdi yok etme yöntemiyle A ve B bulunabilir. 8A artı B 14'e eşit. Hemen altına A artı B eşittir eksi 14 deyin. Yok etme yöntemiyle bu satırı eksiyle çarparak 28 eşittir 7A. A buradan 4 çıktı. A ile B'nin toplamı eksi 14 olduğuna göre A 4 ise, yanlış mı yaptık? 7 kere 4, 28. Hayır Tamam. hocam. Eksi 18 çıkıyor zaten. Hı? B'de eksi 18 Ha, eksi çıkıyor. 18 varmış. Ben öyle şıklarda göremedim yanılsın. Demek istediğimi anladınız mı arkadaşlar? A4 ise B'de eksi 18 olarak çıkacaktır. Sizin bugün dersiniz yok değil mi? Yok Okuldan hocam. dersiniz. Ha, okulda önce vardı hocam. Bitti o. Benden önce vardı değil mi? Evet hocam. Evet, burada ne yapabiliriz? Evet, bekleyeyim. Evet arkadaşlar, çarpanlara ayırma yöntemini kullanmanız gerekiyor. Bekliyorum. Yazmak isteyen var mı arkadaşlar? Ben parmaklarımı hissetmiyorum artık. Neyse ben yazayım. Arkadaşlar, x, fx sol tarafa atılırsa, kalemi bile açamıyorum. Şimdi ne olur? F kare eksi x çarpı f
Eksi 6x kare. Eşittir 0 olur mu? Evet. Peki bu eksi 3x'e artı 2x'in çarpımı değil mi? Burası da ff değil mi? Burada ne olur arkadaşlar? Çarpanlara ayırdığımız zaman fx eksi 3x çarpı fx artı 2x eşittir 0 olur. Buradan fx eşittir. (3x)'i alıyorum ama fx eşittir eksi 2x'i almıyorum. Sebebini söyleyeyim. Tanım aralığından dolayı. Hocam iki tane değer buldunuz. Hangisini alacağımı nereden bileceğim? Ha şuradan bileceksiniz arkadaşlar. Pozitiflerden pozitiflere tanımlı. Yani şimdi pozitiflerden negatife tanımlı olan şu ifadeyi götürebilirsin. Zıttına götürüyor çünkü. O halde fx eşittir 3x'tir. A ile şimdi fx belliyse ax de bulunabilir. Ax ne olur? 3ax. A çarpı fx yine 3ax. Topladınız 6ax. 6ax 12x artı c eşit. Buradan c zaten çok bariz bir şekilde 0 olduğu belli zaten. A'nın da 2 olduğu belli 12x çıksın diye. 2 ile 0'ın toplamı da 2 olarak bulunacaktır. Son sorumuza geçiyoruz. Evet. Yalnız bugün sorduğum soruların hiçbirine cevap vermediniz arkadaşlar. Öyle yapacaksınız, daha basit sorular getireceğim. Bunu kaç buldunuz? Yine cevap yok. Teşekkür ederim yine de. Şimdi x küp bölü y küp veya şöyle yapabilirsiniz. Kalem. Fx bölü fy eşit midir x küp bölü y küpe? Yukarıdaki açıklama budur yani. X küp bölü y küp fx bölü fy'dir. Fy'yi buraya bölü, y'yi de buraya bölü olarak gönder. Bu düzenlemeyi yap. Şimdi bizden istenen ifade f3 bölü f5 artı f2 bölü f5. Arkadaşlar f3 bölü f5'i bulabilir misiniz? Şuraya 3, şuraya 5 yazdığınız zaman 27 bölü 125 olur. 27 bölü 125 olur. Artı f2 bölü f5. Buraya 2, buraya 5 yazarsanız 2'ye 5 yazarsınız. Yani 8 bölü 125. Ne etti? 35 bölü 125. 5'e bölün 7. 5'e bölün 25. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. 7 bölü 25 olarak çıktı. Sorularımız bu şekilde. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.